ne yapıyoruz ya biz? Ya kızı resmen orada öylece bırakıp kaçtık, biz ne yapıyoruz? Alaz geri dön. Alaz geri dön. Ambulans arıyorum ben. Saçmalama, bırak şunu ya. Canım ne yapıyorsun asıl sen, saçmalama. Ya kız öldü, anladın mı? Yapacak bir şeyimiz yoktu. Baş atma şimdi vicdanından ya. Gerisinde katili düşünsün, annen düşünsün. Annem ne alaka Çağla? Ya Elif'in ölmesini başka kim ister? Hı? Tam da ne tesadüf, Yaman her şeyi anlatacağı zaman. Elif'le buluşacağımızdan haberi bile yoktu annemin. Evde miydi mesaj geldiğinde? Evde ama. Aması yok işte. Mesajı gördü, duydu, bir şey oldu, kızı peşine düştü. Kim ister ya Elif'in ölmesini? Baban Çağla. Baban da Elif'in ölmesini çok isterdi. Yok, hala baban diyor ya. Kızım delirtme seni beni. Adam yürüyemiyor bile. Lanete! İkiniz de susun. Kimin neyi, ne için yaptığını öğreneceğiz. Yüzleşme zamanı. Hadi. Şebo. Şebo biz geldik. Şebo. Anne. Ne oluyor ya? Gece gece hepiniz birlikte buradasınız. Ne oldu? Ne olur sen anlatacaksın Şebo. Anladım. O ne demek? Kızı sen öldürdün demek. Hangi kızı? Ne oluyor? Ya bilmiyormuşsun gibi yapma. Geldin çarptın işte Elif'e. Senin peşindeydi çünkü Yaman'a her şeyi anlatmasın diye yaptın. Elif? Nasıl? Elif öldü mü? Rüya. Doğru mu bu? Ya bir kes artık ya. Cidden bir kes ya. Duydun değil mi Elif'in attığı mesajı? Bizim buluşacağımız yeri biliyordun yani. Bir dakika, bu ne demek? Ne oluyor Rüya? Bir açıkla bana, ne oluyor? Anne sana sadece bir kez soracağım. Bu işle bir ilgin var mı? Bu kadar ileri gitmiş olabilir misin gerçekten? Yalnız bırakır mısın beni? Okey. Anlatacağım. Son şansın bu. Onu sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan atacağım konuma gel. Hayır. Ne mesajın, ne buluşması. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Siz ne arıyordunuz ya? Gece gece o kızın yanında sizin ne işiniz vardı? Şebo. Soruya soruyla cevap verme kısmını bir geçsek mi artık? Çünkü ben bu olaydan çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım Alas. Gerçekten bütün bu saçmalıklardan çok sıkıldım. Ya kabul etmişsin işte Yaman'ı kaçırdığını. İtiraf etmişsin her şeyi Rüya'ya. Daha neyi saklıyorsun? Rüya. Ya ne Rüya, ne Rüya? Şu kızın haline bak Şebo. Ya sen bu kızdan daha ne istiyorsun ya? Yaman bu kızın sevgilisi ve sen... Sen Yaman'ı kaçırdın ya. Ben kaçırmadım. Baban kaçırdı. Ben sadece yardım ettim. Bak sakın, sakın daha fazla bu olaya babamı karıştırma. Çünkü Feride abla mektupta senin ismini yazmış. Senden şüphelenmiş yani. Orada baban falan yazmıyor. Ne mektubu? Anneme mektup bırakıp kaçmış. Artık nasıl korkuttuysan kadını. Nesli biliyor mu lan artık? Henüz değil. Ama Yaman'ı kaçırdığını öğrenecek. Hatta Elif'i öldürdüğünü yakında herkes öğrenecek. Ben...
Kimseyi öldürmedim Alaz. Baba. Ya bir kes artık ya. Yalan söylemeyi bir bırak ya. Anne. 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 Tamam dur. Tamam. Tamam Rüya çok. Tamam dayan. Tamam çok acıyor. Çok yok dayanamıyorum. Yok. Dayan, dayan 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 dayan. Hemen hastaneye gidiyoruz dayan. Ya, yapamayacağım. Al al yardım. Sen geç. Tamam Laz hadi. Bebeğin durumu iyi. Kanamayı durdurduk. Sancıların da kesildi değil mi? Neden kanaması olmuş peki? Ya yine tekrar ederse? Strese bağlı olabilir. Tekrar edip etmeyeceğini bilemeyiz. Ama şimdilik herhangi riskli bir durum yok. Oğlunuz gayet sağlıklı Şebnem. Erkek mi? Hı hı. Bakın ayakları. Elini gördünüz mü? Ya. Şebnem bu arada beklediğin DNA sonucu çıktı. Kızını yanında vermek istemedim. Bak biz yakın arkadaşız. Ama bu son anlattığın durum beni sarstı. Taşınması zor bir sır bu. Çünkü maalesef pozitif. Babası Serhan Bey'miş. Oya. Bu kayıtları değiştirmek zorundasın. Bak sadece Rüya kaldı. Onu da kaybedemem. O arabayı bulun bana. Her yere bakılsın. Tamam? Anlaşıldı amirim. Ne oluyor? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok oğlum? Derdi ne senin de? Anlatsana. Bir şey yok baba. Oğlum ne bir şey? Tamam. Tamam dayan. Dayan geldik. Şebnem. Yardım edin Sedye getirin. Çocuklar ne oldu? Güven abi. Kanaması var. Sedye hemen Sedye getirin. Sedye getirin hemen. Tamam. Hadi. Dikkat. Güven abi. Bebek. Bebeğe bir şey olmasın. Ne bebeği? Kardeşim olacak. Ne? Yine benden saklanan bir gerçek daha. Vallahi tebrik ederim sana. Senin burada ne işin var gece gece? Elif. Ne olmuş Elif'e? Arabayla çarpıp kaçmışlar. Ameliyat alındı. İyi mi peki? Yaşıyor mu şu anda? Yaşıyor. Yaşayacak da. Neyin peşinde olduğunu da, onu arabayla kimin çarpıp kaçtığını da bana anlatacak. Çünkü hiçbir gerçek gizli kalmaz. Değil mi amirim? Elbette. İz üstündeyiz. Ben bir anneme bakayım. Tabii.
Kafana ne oldu senin? Şu an durumu en ciddi olmayan hasta benim. Abisi. Hepinize geçmiş olsun. Babanız nereye? Babana. Ben de bir babama bakayım. Yaman. Neydi bu şimdi? Bu Elif'in başına gelenlerle. Bunların bir alakası mı var? Ben bilmiyorum amirim. Sen biliyorsundur belki. Belki. Tamam tamam çek. Birazdan uyuşma başlar. Uyuşmaya başladı bile. Daha ne kadar dayanacağım bu işkenceye? Alas oğlum. Konuşmamız lazım, yalnız. Kafana ne oldu senin? Sen mi yaptın? Neyi? Elif'i sen mi çarptın? Elif kim oğlum? Soruma cevap ver. Elif'i sen mi öldürmeyin? Elif kim? Yaman'ın polis arkadaşı. Hani sizin şu peşinizde olan. Bu gece her şeyi Yaman'a anlatacaktı ama ne tesadüf ki adamın biri kıza çarpıp kaçıyor. Kim acaba? Ben olmadığım kesin sanki Alas, ha? Bir telefonuna bakar baba. Alas. Benim asabımı bozma. Kimin başına bir şey gelse beni suçluyorsun. Şamar olanı mıyım lan ben? Babanım senin, baban. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sebo ben yapmadım diyor. Başlatma Sebo'ndan. Ne yapıyorsunuz ya? Sesiniz ta dışarı kadar geliyor. Delirdiniz mi? Çağla, al şu Alaz'ı. Götür buradan. Yoksa bir polis katili ilan edilmediğim kalmıştı. O da olacak. Keşke sana inanabilsem ya. Keşke. Şu haldeyken bile benim babam yapmaz, yapmamıştır diyemiyorum. Nasıl yaptı, kime yaptırdı diyorum. Ben babama artık güvenemiyorum ya. O adam. Güven. Dedemin katili diye içeri attıklarında Yaman'ı izledim. Bak bir kere. Bir kere bile tereddüt etmedi. Dedem evinde ölü bulunmuş. Adamın elinde silah. Ya insan demez mi? Acaba? Ama Yaman. Yaman bir kere bile tereddüt etmedi. Demek ki Yaman senden daha iyi bir evlat. Öyle mi diyelim Alas? O zaman Güven de senden daha iyi bir baba diyebilir miyiz? Baba. Eğer o beyzbol sopasıyla arkadaşını komaya sokan Yaman olsaydı, Güven onu korumaya kalkmaz, tuttuğu gibi kulağından gider polise teslim ederdi. Eğer arabayı üzerinize sürüp seninle kız arkadaşını öldürmeye kalkan Yaman olsaydı, Güven onu bir kalemle siler atardı, gözünün yaşına bile bakmazdı. Ben senin arkanda durdum, biçim mi? Kötü baba oluyorum Alaz. Ne olursa olsun senden
Oğlumdan vazgeçmediğim için mi ben kötü oluyorum Alas? Şebnem size yalan söylüyor. Bunu size ispat ettiğim gün özür dileyeceksin benden. Şimdi yıkıl karşımdan. Çık dışarı! Çağla sen kalk kızım. Sen bekle. Ne oldu oraya? Hazır hastanedeyiz, bir baktır istersen. Gerek yok. Peki, sen bilirsin. Neymiş birader, ne yapıyormuş bir başına orada peki? Bilsem cesur. Bilsem kardeşim. Vur kaç nedir ya? Bu bildiğin cinayete teşebbüs değil mi be? Heh, prenses. Ne oldu, bir haber var mı? Yok, bekliyoruz işte. Anne, nasıl durum? Elimizden geleni yaptık. Şimdi yoğun bakımı aldık, bir süre uyutacağız, tamam mı? Hadi siz de eve gidin, kardeşlerini de al, biraz dinlenin, çok beklediniz, hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yok, ben de gidemem ya. Şu an ben de mümkün değil. Alaz, biz gidelim bari. Çok bile kaldınız zaten. Alaz? Sana ne oldu Alaz? Ne o yine kafandaki? Ne yaptın? Kim yaptı bunu? Yok bir şey. Ha? Kim yaptı? Ben yaptım Neslihan teyze. Sen mi yaptın? Çocuğum, bu nedir böyle ya? Böyle sevilmez ki, böyle sevgi olmaz ki. Sevdirmiyor ki zaten insana kendini. Sevme o zaman. İnsan değilim ya. Neyse, uzatmayın. Hadi. Hadi yürü, şuna bir bakayım. Ya hadi yürü. Yok anne, tamam iyiyim. Yürü dedim. Yürü. Sen de gel benimle. Hadi konuşacağız. Asi. Konuşacağım seninle de, gel. Sen de arkana bile bakmadan kaçıyorsun ha abicim. Nereye, niye kaçayım ya? Deli midir nedir? Rüyanın yanına gideceğim. Hani senin kız arkadaşın acilde annesinin yanında ya. Gerçi senin pek umurunda değilim sanki. Yaman ne oluyor birader? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne dönüyor burada? Of. Of. Durmadan yeni yaralar açıyorsunuz birbirinize. Dike dike bitiremedik yaralarınızı. Hayır, şunu anlamıyorum. Nedir derdiniz? Üstelik sizin ikinizin konuşarak çözemeyeceği hiçbir şey yok. Neler yaşadınız siz, farkında mısınız? Nedir hala meseleniz? Hala yaralar açıyorsunuz birbirinize. Onun yaraları iyileşebiliyor en azından. Benim yaralarımın bir tedavisi yok, onu ne yapacağız? Uzak durabilirsin Zulam. Yeni yaralar istemiyorsan. Duruyordum zaten. Zerre değişmediğini bilsem yaklaşır mıydım sanıyorsun? Çok haklısın Asi kız. Değişmiş gibi yaptım. İyiymişim gibi yaptım. Sevmiş gibi yaptım. Ama hiçbiri olmadı. Neden? Çünkü ben buyum. Allah. Kafasına darbe aldı ya, ondan saçmalıyor kızım. Yok yok Neslihan teyze. O değil, ben saçmaladım. Beni sevdiğine inandığım, değiştiğine inandığım için aslında ben saçmaladım. Gerçeğe inanmak istemedim yani.
Ama neyse ki gözümün önünde İlayda denen o kızı öptüğü için artık saçmalamaktan vazgeçtim. Yaptın mı bunu gerçekten? Oğlum bu. Bu kadar yani anne. Tıpkı babası gibi. Bunu ısrarla unutuyorsun ama sen benim de oğlumsun. Ve ben senin bu kadar olmadığını biliyorum. Böyle olmadığını da biliyorum. Allah sen baban değilsin. Ve olmayacaksın. Seni seven insanlara cezalandırmayı bırak lütfen. Asi? Sana bir sır vereyim mi? Benim oğlum malas. Gerçekten söylüyorum. Tam bir malas. Hani onun böyle çok akıllı, zeki, böyle karşıma çıkan lafı yapıştırırım, oturturum hallerine falan aldanmasan. Bunların hepsi hava cıva. Onun hayattaki en büyük şansı sensin, biliyor musun? Sizden sonra. Yo, değil. Bak ben yıllardır değiştirmeyi başaramadım. Sen geldin ve onu değiştirdin. Değişmediğini söyle ama. Niye böyle söylüyor? Niye böyle davranıyor? Bilmiyorum. Ya da yok aslında biliyorum. Hepsi benim suçum. Ben oğlumu babasından koruyamadım. Koruyamıyorum. Babasının gerçek yüzünü görmek istemiyor. Ama görüyor. Sırtını dönmek istiyor. Kendini suçlu hissediyor. Benim elime bırakmak istemiyor. Serhan bir yerden çekiştiriyor, ben bir yerden çekiştiriyorum. İkimizin de elini tutmak istiyor ama bu mümkün olmuyor onun için. Bu bir çocuk için çok yorucu ve çok zor bir şey, biliyor musun? Ama her ne yaşıyorsa yaşasın, sana bunu hissettirme hakkına sahip değil. Onun annesi benim. Onu iyileştirme görevi de bana ait. Senin böyle bir görevin yok. Üstelik sen onun hayatındaki en kıymetli doğrusun şu anda. Eğer bir aptallık edip de sana sırtına dönerse, saçma sapan davranırsa kaybeden o olacak, sen değil. Sağ ol Asiye'cim. Ah yapma. Sen benim kızımsın. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta kendimizden daha değerli bir şey yok. En değerli sensin. O yüzden de oğlumu savunmayacağım sana. Gel bakayım, gel. Dedim ya, sen benim kızım gibisin. Eğer böyle bir şey Çağla'nın başına gelse, ne hissediyorsam senin için de aynı şekilde hissediyorum. Karşındaki oğlum bile olsa. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir kere kendini bir an önce toparlayacaksın. İyi olacaksın. Eğer o malaz da acı çekmek istiyorsa bırak çeksin, debelensin istediği kadar. Kıymetli olan sensin. Tamam. Gel bakayım. Teşekkür ederim. Şunları bir silelim bakalım. Ha? Biraz fazla alınmış.
Şey var Asır ya. Daha iyi doktor gidebilirsiniz de eve götüreceğim şimdi. Zaten hiç burada kalmak istemiyorum şu anda. Bence de. Abisi atmaca gibi dolanıyor etrafta. Elif nasılmış? Yoğun bakımda. Uyutuyorlarmış hala. Ama ben sizi uyandırayım. Elif uyanmadan gözlerinin açtığında Yaman'a her şeyi anlatacak. Yani ne anneni ne de babanı daha fazla koruyamayacağız. Rüya. Gel anne. Daha iyi misin? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz? Şimdi eve götüreceğim şimdi. Tamam, ben bırakayım sizi. Ay yok, gerek yok. Elif'in durumu daha kritik şu anda. Aklım burada kalmaz. Alız, Çağla. Bir konuşalım. Hadi. Rüyanın sizle buluştuğunu gördüm. Yalan söyledi bana. Benim biraz dinlenmem lazım evde dedi. Sonra da sizin yanınıza geldi. Ne karıştırıyorsunuz siz? Ne saklıyorsunuz benden? Rüya ne saklıyor? Ha böyle susacak mısınız? Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Kardeşim. Tamam. Sobelendik. Sobelendik. Hazır mısın? Çünkü ben başkalarının pisliklerini örtmekten artık çok sıkıldım. Konuş şu abisi. Rüyanın annesiyle ilgili. Ve? Ve çevirdiği dolaplarla işte. Devam et. Yaman... Bunu söylemesi zor ama... Aman ne Çağla? Şebnem şirketi hortumlamış. Yıllarca hem de. Hastane, vakıf ne varsa. Biz de yeni öğrendik. Kıvranıyoruz işte ne yapacağız diye. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Daha ne kadar saklayacaktık ki Yaman'dan? Bunu neden sakladınız benden? Anlat. Heveslisin ya anlatmaya. Niye Yaman'a söylemedik? Niye olacak, rüya yüzünden? Kim Şevdem'in çocuğu olsa utanırdı bence bu durumdan. Ayrıca... Çöktüğü yerlerden biri de Sokak Çocukları Vakfı. Yani senin en hassas olduğun konu. Nereden öğrendiniz peki bunu? Çağla çok güzel anlatıyor abisi. Hem hevesli de kendisi. Anlat. Anlat çünkü ben olaydan çok sıkıldım. Anlat. Rüya fark etmiş. Sıkıştırmış annesini. O da dökülmüş işte. Ama kıyamamış kadın hamile diye. O da ne yapacağını şaşırmış durumda. Elif o yüzden peşindeydi Rüya ile annesinin. Demek ki. Benden bu kadar. Gerisi seninle sevgilinin problemi. Bu arada biz kimseye söylemedik. Yani
Sen nasıl istiyorsan halledebilirsin. Bekle. Ya kızım manyak mısın sen? Saniyede kaç tane yalan söyleyebiliyorsun? Baban mı veriyor bu aklı sana? Ya bağırma, polis burada. Ayrıca benim kimseden akıl almaya ihtiyacım yok, tamam mı? Sen de azıcık kafanı kullansan anlayacaksın zaten iftira olduğunu. Ya babam Yaman'ı gerçek çocuğu zannediyordu. Gerçekleri öğrenince adam yıkıldı. Sence kendi oğlunu kaçırır mı? Para. Dedemden para koparmak için yaptı bütün bunları. Yok artık ya. Ya burada bir tek babama inanan ben miyim ya? Bravo. Bravo, evlat gibi evlat. Ama sana kötü bir haberim var ikizim. Babamız baba değil. Yaman'ı kandırdın. Ama bakalım bizi nasıl kandıracaksın? Alaz lütfen bek. Alaz bekle, bekle dedim. Bak lütfen Şebnem'in aklına uyup babamı da yakma, tamam mı? Bu saatten sonra kimse için kılımı kıpırdatma. Benden bu kadar. Dua et, kimse bana bir şey sormasın. Nedir durum? Hala arıyorum. İş üstündeyim. Neyle yaralamayı düşünüyorsun? Bir silah kaldı geriye. Okey. Bana uyar. Neydi bu şimdi?
Asıl silahın bu mu diyorsun? Madem herkes kafasına nasıl esiyorsa öyle davranıyor, ben de buyum diyorum Alaz'ı olan. Bugün böyle esti, yarına yarın bakacağız rutinimiz. Sen gerçekten istediğin için mi buradasın? Hem de dün olanlardan sonra. Bilmediğim bir şey yaşamıyorum ki Alaz. Ben sana söyledim. Yine eski Alaz olacaksın. Yine korkacaksın diye. Ama sen olmam, korkmam dedin. Ama bak, yine en başa döndük. Döndüm. Bundan sonra yine sadece canı istediğinde seninle olan, istemediğinde çekip giden, aklını söküp alan, seni köpeği yapan o kız olacağım. Efendim Ece. Abi ödevimi bulamıyorum. Nerede? Ben nereden bileyim senin ödevin nerede? Bingo Asya kız. Anlamıştım. Neyin peşindesin? Senin peşinde olmadığım kesin. Hem sen peşine düşülecek adam mısın lan? Ben peşine düşülecek insan değilim. Sevilecek insan da değilim. Ve dün akşam bunun altını çizdik. Ben insan değilim. Anladık. Ama sen neyin peşindesin? Onu söyle. Öt bakalım. Mektup nerede? Şimdi oldu Asi kız. Ne mektubu? Uzatma dedim Alaz. Mektup nerede? Söyle. Gerçekten eskiye çok hızlı dönüş oldu Asi kız. Alaz konuş. Elif mektup diye sayıklıyormuş. Nerede? Konuşmayacaksın. Bak, ne düşündüğünün bir önemi yok. Ama ben senin içinde bambaşka bir insan gördüm. Sen bir seçim yaptın. İyi bir insan olmayı seçtin. Hatta benim için canını feda edecek kadar. Ha sonra ne oldu? Ne değişti bilmiyorum. Kimi neden koruyorsun onu da bilmiyorum. Ama yine o karanlığa teslim olmalısın. Bunca doğrunun içinde yanlış olanı seçme. Çok yaklaşmıştık çünkü. Çağla'da. Mektup Çağla'da. Başka da soru sorma. Ne yaptınız mektup işine? Yaman, mektup Çağla'daymış. Cesur'a söyledim, almaya çalışıyor şimdi.
Gerçi artık mektubu almamıza gerek kaldı mı inan ki bilmiyorum. Belki bugün dökülür birileri. Hiç sanmıyorum ama. Neyse. Konuşuruz sonra. Of. Yaman. Öyle bir of çektin ki oğlum. Karşıki dağlar yıkılacak. Yıkılsın bari baba. Ne var ne yoksa yıkılsın şu dakikadan sonra. Dert büyük diyorsun ha? Dert büyük be ayrı baba. Ama babamın da dediği gibi. Burası çilingir sofrası. Bugün ne kilitli kapı varsa açılsın ayrı baba. Tamam. Tamam. Sana zahmet. Tamam. Demek vurdun ha beni. Bak işte kardeş kazığı böyle bir şey. Benden kardeş anca bu kadar olur demek ki abisin. O da yeter de artar bile. Dönseyim bakayım. Öptüm evet. Seni de öpmemi ister misin? Olur valla. Olur yer. Hayırdır abisi? Bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Mevzu neyse söyle. Sorulamayalım hiç. Zorlayalım be. Bugün de zorlayalım. Otursana. Kardeşim. Abicilik. Kardeşçilik oynayalım diyorsun yani. Aksine. Bugün böyle karşılıklı iki yabancı gibi oturup konuşalım. Anamız, babamız, kardeşliğimiz yokmuş gibi. Bütün yaşadıklarımızdan, bütün kızgınlıklarımızdan uzak. Ama kan bağıyla değil ha. Can bağıyla dinle beni. Peki iki yabancı gibi oturursak? Daha iyi anlarsın Yaman'ı. Daha iyi görürsün belki. Benim yıllarca en sevdiğim zamanlar hangileriydi biliyor musun? Böyle kağıt toplarken denize nazır evlerin önünden geçtiğim zamanlar. Çünkü onların perdeleri açık olurdu. Hani onların derdi denizi görmek. Benimki de onları. Aile sofralarına, balkon sefalarına, böyle çoluklu çocuklu bayramlaşmalarına. İçim giderdi böyle.
Keşke benim de öyle bir ailem olsa. Ya da ben ailemle orada olsam. Böyle... oturmuşum. Dönmüşüm yüzümü denize. Aileni buldun çünkü. Manzara izleme sırası sende. Olduğun aile, umduğun gibi olmasa da... manzara güzel abisi. Ailem diye övmek istemem ama... tam bir hayal kırıklığıyız. Değil mi? Annem hariç ama. Aynen. Böyle ne zaman... size yaklaşsam... bu sefer oldu desem... oldu yani. Biz bir kardeşiz. Aileyiz desem. Hep hevesimi kırdınız oğlum. Hep uzağa attınız beni. Taklacı genleri. Doğuştan gelen süper yeteneklerden sadece bir tanesi. Ama bu sefer çok uzağa attınız. Ben çok yoruldum onu kovalamaktan. Siz kaçmaktan yorulmadınız mı? Hani böyle bazen koşarsın ya, nefes nefese kalırsın. Ciğerin yetmez artık. Bak, bugün ikimiz bu masadan bir abi kardeş olarak kalacağız. Ya da iki yabancı olarak. Ben hala gönüllüyüm senin abin olmaya lan. Sen benim kardeşime razı mısın? Seçim senin. Yalansız, dolansız. Net. Hazırım. Kararını verdin yani. Sen şu aklındakileri önce bir sor da... kararı birlikte veririz. Beni bu yüzden buraya çağırmadın mı abisi? Başla. Elif'e kim çarptı Alas? Siz üçünüz ne çeviriyorsunuz? Rüya benden ne saklıyor? Baştan başlayalım abisi.
Şu peşinde olduğunuz mektup. Feride abla gitmeden önce annemi bırakmış. Annemin okuma fırsatı olmadı. Ne demiş Feride abla mektupta? Konuşsana Alas. Söylesene bana, ne demiş Feride abla mektupta? İç abisi, iç. Bana yetişmen lazım. Daha hazır değilsin. Hazırım olur mu? Hadi anlat artık. Söyle oğlum, ne demiş Feride abla? Seni kimin kaçırdığını söylemiş. Ne diyorsun oğlum sen? Kaçırma Sağlaz. Kapandı o mevzu. Ha, kapandı. Bitti. İlker'le dayım kaçırmış işte. İşte tam da orada bir sıkıntı çıkmış abisi. Ne saçma olursun oğlum sen? Ne sıkıntısı? Söylesene Alas. Söylesene oğlum. Mektuba göre. Seni kaçıran Şebnem. Peki. Rüya ne zamandır bilip de susuyordu? Mektubu bulunca Rüya'nın yanına gittik. Rüya da biliyordu. Yani yeni öğrenmişti. Hani şu küçük kız var ya, Melek. Şebu'yu konuşurken duymuş. Rüya da perişan olmuş haliyle. Ben sana sinirlenmedim, tamam mı? Hani üstüne alınma diye söylüyorum. Fiko abin söyledi. Beni arıyor musun sen, bir şey mi oldu? Ya Elif, manyak mısın? Nereye gidiyoruz? Sevgilinin evine. Meleği eve kapatmışlar.
Kız ağlıyor bırakın beni diye. O çok güvendiğin sevgilin var ya, annesiyle bir işler çeviriyor yani. Rüya. Yaman. Melek burada mı? Rüya. Melek burada mı? Meleği buraya getirmiş olabilir misin güzelim bak? Yaman bak ben... Elif haklıydı yani. O yüzden susturdular kızı. Yaman. Kıskınsın, öfkelisin, anlıyorum. Yani şimdi sana Rüya'nın tarafından bak diyeceğim olay ama... görmem mümkün değil. Olup annesi hamile. Bir tarafta o, bir tarafta sen. İçgüdüsel bir olay herhalde. Konu ailelerimiz olunca... ne yaparlarsa yapsınlar... onları korumak zorunda hissediyoruz. Hadi. Mevzu uzun. Daha yeni başladık. Ya ben geçtim onun karşısına. Dedim ki, bak ben bu hayatta en çok sana güveniyorum. Bilmem gereken bir şey varsa bana söyle. Bak ben çok şey yaşadım. Hiçbir şey yıkamaz beni. Ama senden gelecek tek bir yalan beni darma duman eder. Bugün bile ben ona son bir şans verdim. Dedim ki kendine yük ettiğin bir şey var mı? Gözüme baka baka bilmen gereken bir şey yok dedi bana. Cemal bak bir dinle. Ya neyi dinleyeyim Alazben? Benim aşık olduğum kız annesinin pisliklerini örtmüş. Gözüme baka baka yalan söylemiş. Neyi dinleyeyim Alaz? Yaman. Daha bitmedi hapsi. Daha sırada babam var. Yolu bulabiliriz bence. Yani kurtarabiliriz ikisini de bu işi. Çağla yeter. Ya anlamıyor musun? Ben babam bu halde hapse girsin istemiyorum. Girecek ama üzgünüm. Durdur şu arabayı. Az kaldı. Emniyete varıyoruz. Ya 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 durdur dedi. Çağla ne yapıyorsun ya? Böyle mi durduracaksın beni? Çağla. Çağla dur saçmalama. Çağla. Çağla. Çağla nereye ver şunu dur. Çağla! Çağla dur! Çağla sakın yapma dur! Sakın ver onu bana! Ver! Tamam sen yapma! Ama ben doğru olanı yapacağım!
Bu yanlış seni de beni de Alaz'ı da aşar. Hiçbirimiz bunun altından kalkamayız Çağla. Bu günah bizim boyumuzu aşar. Niye yapıyorsun bunu Rüya'ya? Ya ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum, onlar yapıyor. Annemle senin baban yapıyor. Beni suçlayacağına, onları suçlayacağına. Onları kurtarabiliriz ama sadece susacaksın. Ya ben sussam ne fark eder? Ben sussam Melek biliyor, Elif biliyor. Ya bir yolunu buluruz, bir şekilde aklarız annenle babamı. Ya hayatları bitecek, anlamıyor musun? Canlı bak, dayını da onları öldürmüş. İnan bana, ailemiz bile olsa korumaya değmez o insanlar. Aç şu telefonu. Aç. Yaman. Her şeyi öğrendim. Bak sana tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey. Eğer gelseydin bana, gerçekleri söyleseydin, ben yine sırtımı dönmezdim sana. Eğer bana deseydin ki, benim annem seni kaçırmış, bırakmazdım seni, vazgeçmezdim senden. Özür dilerim. Benim başıma gelecek en büyük felaket sana aşık olmakmış. Senin annenden hiçbir farkın yok Rüya. Bitti. Beni ölene dek kaybettin. Yaman annemi öğrenmiş. Babamı? Bitti Çağla, bitti. Bitti artık, vazgeç. Senin için bitti Rüya. Annen için bitti ama ben hala babamı aklayabilirim. Lütfen ver. Çağla, bize bunu yaşatanlar cezalarını çekecekler, anladın mı beni? Tamam babamdan vazgeç. Ben şu. Çağla bırak. Ya bırak şunu. Bırak, ver dedim. Çağla bırak. Rüya ver şunu. Çağla bırak. Ver şunu. Hayatımda inandığım her şey bitti. O zaman geri kalanını sonra anlatayım. Geri kalan da mı var? Şeba. Bir saniye. Alaz. Çağla şimdi değil, sonra ara. Hayır, yapma. Sonra dedim. Ben Rüya'yı öldürdüm.
Değil, tutmaya çalıştım, düştü ama. Tutmayı denedim diye yapamadım ama yapamadım. Ama sonra öldü. Ama öldü Rüya, öldü. Allah söylesene oğlum, ne oluyor? Kalanı ne? Cemal. Rüya. Rüya ölmüş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.